Bizim ana amacımız depremler esnasında binaların ayakta kalmasına, ağır hasar alsa bile can güvenliğinin korunmasını amaçlıyoruz. Binaların tasarımı öncelikle faya olan uzaklığıyla zeminin depremle olan ilişkisiyle belirliyor. Yani binanın tasarımı ona gelen deprem yükünün hangi şiddette olduğunu öncelikle hesaplamamızla tasarıma başlıyoruz. Binada gelen bu deprem yükleri zemin sınıfına göre boyutu değişiyor. Şimdi onun için zemin sondajlarında çok ciddi bir çalışma yapılması lazım ve hatta bu çalışmaların geoteknik mühendisleri tarafından da kontrol edilmesi gerekiyor. Biz şimdi herhangi bir binanın tasarımına başlarken öncelikle zemin sondajı yaptırıp sonra belli değerleri, zeminin taşıma gücü, sıvılaşma olup olmadığı veya işte zemindeki oturmanın nasıl olacağı binayı koyduğumuzda bunların bize verilmesi gerekiyor. Ve biz belli fayların geçtiği noktalar bellidir Türkiye'de ve buradan ne kadar deprem olacağı da bellidir. 3 aşağı 5 yukarı. Bunlar da maksimum depremler ölçütünde verilir. Ve biz bu ölçütlerde oluşan depremi zeminle entegre ederek bir yapı spektral ivmesini buluruz. Ve buna göre de tasarımı gerçekleştiririz. Karşılaştığımız temel bazı problemler var ki bu muhtemelen bölgedeki inşaatlarda da belli şekilde yaşanmıştır. Öngörümüz bu yönde. Zemin sondajlarına gerekli önemin verilmediğini düşünüyoruz. Birçok noktada bizim bu konuyla ilgili zemin firmalarına bazı yorumlarımız oldu. Sondaj firmaları bir şekilde bölgede başka sondajlar yaptıysa bazen parsele gitmedikleri oluyor. Bunu gözlemliyoruz veya tahmin ediyoruz diyelim. Bu bir iddia tabii. Ve bu sonuçları da bir önceki tasarımdan gelen değerlerle alıyorlar. Ve biz üst yapı tasarımcılarına bu yükleri, tasarımcılarına bu değerleri bir öncekine göre hazırladıkları genel geçer, biraz geniş aralıkta değerlerle veriyorlar ve biz onunla tasarım yapıyoruz. Şimdi burada ne oluyor? Bazı durumlarda zeminin güçlendirilmesi gereken durumlarda yani bir kazıkla veya bir enjeksiyonla güçlendirilmesi durumunda zemin güçlendirilmiyor ve üst yapı verilmiş yanlış değerlere göre hesaplanıyor. Şimdi özellikle Hatay bölgesinde gördüğümüz bazı yapılarda zeminde dönmeler, zeminde sıvılaşma, bir üst yapıda herhangi bir problemin olmasa da binanın komple yatması, diğer tarafa doğru yatması gibi şeyler olmuş. Yani üst yapıyı o kadar dikkatli bir şekilde tasarlamış mühendis, altyapıdaki zemindeki değerleri yanlış kabul ettiğini ben tahmin edemiyorum. Demek ki ona gelen veriler yanlış veriler. Şimdi bu sondajları yapan firmaların neler olduğunu mesela bir araştırılması gerekebilir. Tabii bu detaylı olarak bu tahminden öte bir şey değil zaten. Ama detaylı olarak bize doneler gelirse bu konuyla ilgili hem o da hem başka çalışmalar yapabilir. Biz de yapabiliriz. Ama üst yapı bu kadar sağlam olan bir şeyin zemininde sıvılaşmayı öngörmemesi o mühendis arkadaşın imkansız diye ben bakıyorum. Bir binaya ruhsat almak isterseniz, yani bir binanın inşaatını yapmak isterseniz öncelikle zemin sondajının alınması lazım ve bunun zemin laboratuvarlarında test edilmesi lazım. Bu testler sonucunda da zemin taşıma gücü, sıvılaşma olup olmadığı veya o zeminde nasıl bir bina yapılabileceği, kaç katlı bir bina yapılabileceği gibi bilgiler gelir. Sonra da yapının üst yapı inşaat mühendisi ve mimarı veya işte o sanayi tesisi, sanayi proses mühendisi beraber gelerek kaç katlı bir bina yapacaklarını karar verirler. Ama burada normal konut tipi yapılarda buna belediyelerin imar kanunları, imar sınırları, kat sınırları karar verir. Yani bir yere siz 10 katlı bir bina yapacaksanız bunu zaten belediyedeki 10 kat izniyle verilmiştir. Normal şartlarda depremin uzaklığı ve zeminin koşullarıyla binada kaç katlı bir bina yapılacağını belediyenin sınırlaması lazım. Yani her yere her binayı yaptırmamaları lazım.
Örnek vereceğim. Ben bu Kadıköy ve bu bölgeyi biliyorum. Yani burada yaşıyorum. Fikirtepe mesela. Fikirtepe'de yüksek katlı binalar var ve Kurbağalıdere oradan geçiyor. Kurbağalıdere'nin ye komşu Dumankaya İkon diye bir 3 bloklu 52 katlı bina var. Ve bu derenin taşkın havzası içinde. Şimdi buraya o imarın verilme şekli, şemali çok şaibeli. Oraya o imar verilmemesi lazım o kadar yüksek katlı. Normalde baktığınız zaman Dumankaya İkon'un etrafında örnek mahallesi var. 4-5 katlı binalar var. Ama Dumankaya İkon 52 katlı. Bu akıllara zarar bir şey. Ve zaten Fikirtepe'de de aynı. Fikirtepe'de normalde 2 katlı, 3 katlı binalar varken o insanlar oradan boşaltıldı. Şu anda Fikirtepe'de Kurbağalıdere'ye komşu yani yüksek katlı devasa gökdelenler var ve o gökdelenler birbirine yapışık bir şekilde duruyor neredeyse. Şimdi bu izinler, bu imar durumlarının verilmesi zaten oradaki yerel idarenin inisiyatifinde olan bir şey ve çok şaibeli. Bunu tabii ben Hatay, Maraş vesaire oraları bilmiyorum ama orada da benzer durumların yaşanmış olabileceği ile ilgili bir kuşku doğuruyor. İstanbul bu kadar göz önünde, bu kadar yağmalanırken oralarında yağmalanma ihtimali yüksek. Yani bu meslekte 15 yılını devirmiş, yoğun proje yapan ve halk sağlığını önemseyen bir mühendis olarak önerilerim şu şekilde. Bir kere şehirlerin imar durumları, kat izinleri o bölgenin depremselliğine göre belirlenmeli. Zemin koşulları ve depremin etkilerine göre bir bölgeye 2 katlı mı 10 katlı mı binaların yapılacağı tespit edilmeli. Bu konuyla ilgili bu imar izinlerini veren bütün devlet memurları ve siyasi görevdeki insanlar incelenmeli. Neye istinaden verdikleri araştırılmalı. Yani bu şu anda Fikirtepe için de geçerli. Örnek mahallesi için de geçerli. Hatay'daki yapılaşma için de geçerli veya Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi için de geçerli. Şimdi buradaki yapılaşma izinlerinin altındaki imzası olan bütün belediye çalışanları ve belediyenin siyasi erki incelenmesi gerekiyor, soruşturulması gerekiyor. Bunların bu kararlar neye istinaden verildiği araştırılmalı. Yani su ihtiyaçları vesaire bunları karşılayacak bazı arıtma cihazlarının deprem toplanma alanlarına koyması lazım. Ama o deprem toplanma alanlarına da inşaat izinleri verdiler. İnşaat yaptılar. O deprem toplanma alanları da kalmadı. Bu Kadıköy'de mesela deprem toplanma alanı olarak kullanılacak yer Caferağa'da, Moda, Kadıköy merkezde bir okulun bahçesi. O da St. Joseph Lisesi'nin bahçesi. Mesela bizim için yani şimdi bu o kadar inşaatı yapıyorsun ve burada 30 bin insan yaşıyor. Bu 30 bin insanı bir özel okulun bahçesinde topluyorsan eğer bu belediye ve devlet adına bir utanç verici bir şey olmalı. Onların barınma ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı, 5 günlük su içme ihtiyaçlarını orada depoluyor olmaları lazım sürekli. Her an çünkü deprem tahmin edilemeyen bir anda olur. Onun için her an olur. Yani şu anda da deprem olabilir. Biz her an deprem oluyormuş gibi yaşamalıyız. Onun için orada bizim suyumuzun bekliyor olması lazım bizlere. Ve bunu gördük Maraş'ta, Hatay'da ve şeyde diğer illerde çok büyük sıkıntılar yarattı. 3 gün, 4 gün sonra ulaşılabildi. Onun için yani İstanbul'un cidden bütün sivil toplum örgütleri, partiler, yani bunun bir partizanlığın olmadığı bir şekilde herkesin dahil ederek neler yapabileceğini oturup açıkça, şeffafça konuşabiliyor olması lazım. Ben bu depremden en azından bu dersi alabileceğimizi umut ediyorum. Ama Türkiye'de bu dersler alınıyor, geri bırakılıyor. İşte bir de hayal kırıklığını yaşamayız umarım.